İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem programıyla sizlerle birlikteyiz ve değerli konuklarımız var. Tabii siyasetin ısındığı dönemleri yaşıyoruz. Aslında ülke olarak siyasetin hep sıcak olmasına da alışkınız. Sanırım bir Ordu ziyareti, Gelecek Partisi, işte yeni bir parti ve Gelecek Partisi'nin Dış Politikalar Başkanı ve Hazine ve Maliye Politikalar Başkanı ve Başkan Yardımcısı bizlerle birlikte. Gerçi kalabalık geldiler ama biz ancak bu kadarını konuk olarak aldık. Ben hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Öncelikle Dış Politikalar Başkanı Kani Bey'den başlamak istiyorum. Kani Torun, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ordu'ya ilk defa mı geldiniz diye sormam gerekiyor. Yok, ben Karadenizliyim, Ordu'ya çok geldim. Aa, güzel. Peki Ordu'yu nasıl buldunuz? Nasıl yani görüyorsunuz? Eskiye göre çok güzel, yani çok gelişmiş. Biz de Karadenizli olarak şanslıyız aslında. Evet. Öyle değil mi? Ben geliş nedeninizden başlayarak önce sizi tanıyalım kısaca. Daha sonrasında Ordu'ya geliş ya da bir tur mu bilmiyorum. Onunla ilgili de yine konuşalım. Daha konuşacaklarımız var. Kani Torun. Ben Gelecek Partisi Dış Politika Başkanıyım. Politika İzleme Kurulu'nda. Bu görevden önce 25 ve 26. dönem Bursa Milletvekilliği yaptım. Onun öncesinde Somali'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil eden büyükelçi olarak çalıştım. Daha öncesinde de sivil toplumculuk, yani meslek olarak da tıp doktoruyum bu arada. Bütün bu işleri değişik alanlarda çalıştık. Şu anda partimizin dış politika konularında görüşlerimizi açıklıyoruz ve Karadeniz ziyareti de bu anlamda bizim için bir fırsat oldu. Hem Karadeniz örgütlenmesi hem de aynı zamanda dış politika, iç politika, genel siyaset ve ekonomi konularında arkadaşlarımızın görüşlerini açıklaması için bir vesile oldu. Yine döneceğiz. Hemen dönüyorum. Hazine ve Maliye Politikalar Başkanı Serkan Özcan ve Başkan Yardımcısı Kerim Rota. Birazdan tabii size de döneceğiz ama yine sizi de tanıyalım. Evet. Ben de Serkan Özcan. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bu imkanı verdiğiniz için. Gelecek Partisi'nde Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı olarak şu anda görev yapıyorum. İktisatçıyım, bankacılığım var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldum. Daha sonra Merkez Bankası'nda ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda çalıştım. O görevlerden sonra hem bir kamu bankasında hem de bir özel bankada üst düzey yönetici görevlerinde bulundum. Son 3-4 senedir de kendi şirketimde ekonomik ve finansal danışmanlık işiyle uğraşıyorum. Ama bugünlerde vaktimizin daha fazla kısmını siyaset alıyor. Ben de hemen Ordu ile ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Benim Ordu'ya ilk ziyaretim. Çok çok beğendim. Gerçekten beklediğimden çok daha farklı, çok daha güzel bir şehir buldum. Modern bir şehir buldum. Onu açıkça söylemem gerekir. Açıkçası biraz daha böyle bir zaman falan bulunca daha uzun bir ziyarette de bulunabilirim diye düşünüyorum şu anda. Tabii biz her zaman bekleriz. Şöyle bir şey de sormak istiyorum. Buyurun. Zamanınızdan çalmış olacağız ama gelmeden önce hayalinizde nasıl bir ordu kuruyordunuz? Neydi mesela ordu denildiğinde aklınıza ilk ne geliyordu? Ya tabii şimdi şöyle yani Türkiye'de özellikle bu biraz da bizim konularımızla da ilgili. Ekonomide son birkaç senede o kadar büyük bir kayıp yaşadı ki ülke. Mutlaka bunun şu anda ordunun üzerinde de çok büyük etkileri var. Ordu ekonomisi üzerinde çok büyük. Çünkü orada tarım, fındık işte önemli. Çok büyük etkileri var. Ama açıkçası bu yılmışlığın Anadolu'daki bazı şehirlerde olduğu gibi Ordu'da da böyle çok kendini hissettireceğini düşünmüştüm. Ama insanları umutlu gördüm ve bu beni çok memnun etti. Onu söyleyebilirim. Güzel. Kerim Bey, siz de tanıyalım. Kerim Rota. Ben de köken olarak bankacıyım. Aslında mesleğim mühendislik ama mühendislik hiç yapmadım. 1989 yılında bankacılığa başladım ve yaklaşık 30 yıl bankacılık yaptım. Türkiye'de piyasaların ilk kurulduğu günden itibaren piyasalar işin içindeyim. Hazine, döviz piyasaları, faiz piyasaları, türev piyasaları. Genellikle bu ekipleri yönettim. Bu 30 senenin içerisinde çeşitli bankalarda görev yaptım. En son Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesinde genel müdür vekiliydim. 2017 yılının sonunda meslek hayatım bitti, bankacılığım bitti. Ben de daha sonrasında ufak tefek yazılar yazmaya başladım. Paraanaliz.com adlı bir sitede. Ciddi anlamda takipçilerim de oluştuktan sonrasında da
Ahmet Davutoğlu'ndan da böyle güzel bir davet gelince ben de Gelecek Partisi'nin kurucular kurulu üyesi olarak 2019'un Aralık'ında partime katıldım. Evet, şimdi bir ayrıntıyı da ben burada hem izleyenlerimize de tabii belirtmek istiyorum. Bankacı olanlar ve bankacı olmayanlar, yukarıyı da bir göz önünde bulundurursak biraz önce kalabalığı, bankacılarda gözlük var ama olmayanlar da yok. Onlar lens kullanıyor olabilir. 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 Bu demek ki sizin mesleğinde farklı zorlukları var. Evet, evet. Çok para saydıkları için. Çok. İnşallah bu böyle devam eder. Evet. Şimdi para saymak derken ekonomi bölümüne girmiş olduk açıkçası. Şimdi ülkede herhalde herkesin şu an yani söylediği ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimizdir. Pandemi sürecinde bunun çok ciddi etkisi de var. Yani bu süreçte siz mesela nasıl görüyorsunuz? Şimdi neresinden başlayalım açıkçası onu bilmiyorum. Evet. Bunu daha öncesine gitmek gerekiyor mu? Evet. Bugün için? Yoksa yani nasıl yapılmalı da bu girdiğimiz bu ekonomik sıkıntıdan çıkılmalı? Bu sonraki soru olmalı ama. Evet. Önce tabii anladım. Çok iyi anladım. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Hani neresinden başlasam dediniz ya bir eklemeyle. Neresinden başladığımızın artık hiçbir önemi kalmadı. Çünkü neresinden tutsak dökülen bir haldeyiz. Ekonomik modeli ülkenin artık çalışmıyor, tıkanmış durumda. Bunu hangi sektöre mensup olursanız olun, bir vatandaş olarak, yani bizler iktisatçı olarak meselenin uzmanlık boyutunda konuştuğumuz tarafları var ama aynı zamanda bu ülkede yaşayan vatandaşlarız. Çocuklarımız var, evet. Ailelerimiz var, tanıdığımız eşimiz, dostumuz, ahbabımız var. İçinden geçirmekte olan sürecin ağırlığını her yönüyle, her zorluğuyla en derinden hisseden insanlarız bizler. Bir nereden bu noktaya geldiğimizle ilgili belki birkaç şey söyleyerek başlamak uygun olur Fatih Bey. Şimdi Türkiye 2000-2001 yıllarında o kadar derin bir iktisadi kriz yaşamıştı ki, yani biraz hafızalarımızı zorlayalım. Bankacılık sistemimiz çökmüştü, kamu maliyesi çökmüştü, devlet aşırı derecede borçlanmıştı. Bankacılık sistemi devleti fonlamak dışında başka hiçbir iş yapmaz hale gelmişti. Çok kötü bir döviz rejimi uyguluyorduk, işte sabit kur rejimi uyguluyorduk hemen öncesinde. İşsizlik çok kötüydü. Birazdan Kani Bey belki detaylarına girer. Siyasi istikrarsızlık almış yürümüştü falan. Şimdi oradan çıkmak için bize bir reçete gerekiyordu. Aslında o gün uygulanan ekonomik politikalar, yani mali disiplin, yani sağlıklı bir bankacılık sistemi, yani enflasyonla mücadele, yani yoksullukla mücadele, yani yolsuzlukla mücadele, bugün kaldığı yerden devam edebilir noktaya gelse, inanın ülkede bir şeyler çok çabuk değişir. Peki nerede sıkıntı başladı? Benim kanaatim 2016 yılından sonra, son 4 senede Türkiye'de iktisadi faaliyetin bizim o alışık olduğumuz, bizim toplumun sosyolojisine de uygun halinden uzaklaşıp bir popülist dile evrildiğini gördük. Bir bilgisizlik diline, bir cehalet diline evrildiğini gördük. Bir anda enflasyonla mücadele ederken, tek haneli enflasyonun ne kadar önemli olduğunu düşünürken, bir anda ya enflasyon da o kadar önemli değil diyen bir ekonomi yönetimi tarafından yönetilir hale geldiğimizi düşündük. Ülkenin başındaki insanların faizi düşürelim, nasıl olsa faizi düşürürsek enflasyon da düşer dediğini duymaya başladık. Toplumu işsizlikle mücadele etmek yerine toplumu, milleti sosyal yardımlara muhtaç hale getiren bir iktisadi politika izleyen bir hükümetle karşı karşıya kaldık. Akıldan uzaklaşan, bilgiden uzaklaşan, rasyonel doğru politikalardan uzaklaşan bir iktidar resmi görmeye başladık. Tabii AK Parti'deki bu değişim, bu dönüşüm Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle öyle bir hal aldı ki o akıl dışılığın, o rasyonel olmayan politikaların, o doğru olmayan politikaların artık hızla, daha da böyle kaynayan bir biçimde, yükselen bir biçimde toplumun her kesiminde, demokrasi, hukuk, adalet meselelerini de işin içine sokarak söylüyorum, bir büyük bir baskı unsuru olarak yaşamaya başladığını anladık, gördük.
Toplumun bugün siyasetten beklediği şey yoksullukla mücadele etmesidir. Toplumun bugün siyasetten beklediği şey yolsuzlukla mücadele etmesidir. Toplumun bugün siyasetten beklediği şey enflasyonla mücadele et, hayat pahalılığı altında beni ezdirme mottosudur veya talebidir. Bunların hepsini kulağına tıkamış, kendi ajandası için akraba kayırmacına dayanan bir yönetim mantığıyla 82 milyonun refahını ortadan kaldıran, bizi yeniden o 2007 yılında ulaştığımız kişi başına milli gelirin daha da altına düşüren bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Çok arkadaşlar soruyorlar, yani bir özel sebebe bağlıyor musun? Özel bir şey söylüyor musun? Bir özel sebep arayabilir miyiz bu bozulmanın altında diye? Burada da çok açık yürekli söyleyeyim. Yani siyasette bu yüzden yapıyoruz. Buradaki hataları, yanlışları söylemek için yapıyoruz. O yüzden açık konuşacağım bunu. Benim vardığım sonuç şu. Bugün Türkiye'de ekonomi politikasını yani başlangıç seviyesinde bilmeyen bir ekonomi yönetimi tarafından yönetiliyor ülke. Yani bunun bu kadar ağır bir bedelin 82 milyon, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yaşatılıyor olmasının altındaki birinci neden bana ne diye sorarsanız iktisat bilimiyle ilgili cehalettir. Temel şeyleri uygulasak bile yarınımız bugünden daha iyi olur. Ha mükemmel olmaz. Bütün sorunlarımız çözülmez. Ama temel şeyleri uygulasak bile yarınımız bugünden daha iyi olur. Ondan sonraki gün bugünden daha iyi olur. Her geçen gün Türkiye'de bir şeylerin yeniden yoluna girmeye başladığını görürüz. Maalesef kulaklarını tıkamış. Benim bunun yaptığım doğrudur. Ya şimdi cehaletin tabii bir sebebini aramam. Yani hani cehalet neyi ne kadar bildiğini de bilmemek. Yani bilmemek değil sadece. Bilmediğinin farkında olmamak. Ama şöyle, ben, şöyle 18 yıl bir iktidar yani böylesine birçok projeyi yapan güç şu an bu ekonomik anlamda sıkışılmış bu bölgede yani ya da noktada yani bu kadar acemice bir kişinin eline bırakılmış olabilir mi? Bence benim cevabım ya da bir zihniyetim. Benim cevabım evet böyle bir zihniyetin eline bırakıldı ve açıkçası bununla ilgili bir ispatım da var. AK Parti'nin ekonomide çok başarılı olduğu dönemlerdeki ekonomi ile ilişkilendirebileceğiniz siyasetçilerden, hukukla adaletle ilişkilendirebileceğiniz siyasetçilerden, dış politikada tüm dünyayla barışan bir felsefe, bir strateji ortaya koyan siyasetçilerden ya da bu siyasetçilerin birlikte çalıştığı bürokratlardan bugün AK Parti kadrolarında kim kaldı? AK Parti'nin yeni ortaklarına dönüp bakmamız lazım. AK Parti bugün 90'lı yılların o Türkiye'yi içine kapatan, fakirleştiren, istikrarsızlaştıran unsurlarıyla koalisyon halinde. Akıl gitti. Tecrübe gitti. Bilgi gitti. Yani bu hataya nasıl düşüldü? Bütün o başarıların, kazanımların tek bir kişi eliyle yapıldığını düşündü AK Parti. Oysa öyle değildi. AK Parti'de bir ortak akıl çalışıyordu. Bilgi çalışıyordu, rasyonelite çalışıyordu. Hesap veriyordu bir noktaya kadar. Politikalarda bir miktar şeffaflık vardı. Bakın sürekli kendi aramızda konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili çok kıymetli yazılar yazdı Kerim'e. O detaylarını anlatır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Merkez Bankası, kurun belli bir fiyatta durması için döviz kurunun sadece son 2 yılda 94-95 milyar dolar belki 100 milyar dolar rezerv sattı. Allah aşkına. AK Parti'nin 2001 yılı sonrası kadrolarına ve siyasetçilerine bakın. Buna bugünkü ekonomi yönetimi dışında kim müsaade ederdi? Yani bizim şu gerçeği görmemiz lazım. Ekonomi biliminin temellerini bilmeyen, finans sisteminin temellerini bilmeyen, hayatında uluslararası bir tek makale okumamış insanlar tarafından yönetiliyor Türkiye ekonomisi. Ve ekonomi dediğiniz şey güvendir. Ekonomi dediğiniz şey itibardır. Bunlar hepsini kaybetmiş bir yönetim tarafından idare ediliyor bugün Türkiye ekonomisi. İnanın başka yerde suçlu aramaya gerek yok. Kendi yapamadıklarını kendinden başka her yerde sorunlar yarayarak çözmeye çalışan bir akılla yönetiliyor Türkiye. Ne, hangi dış mihraklar? Bu dış mihraklar bu dünyada sadece Türkiye'yi mi kafaya taklar? Sadece Türkiye ile mi ilgileniyorlar? Peki diyelim ki böyle ataklar var. Neden bizim
vücudumuz, bizim sistemlerimiz, bizim hukukumuz, bizim adaletimiz, bizim sağlığımız, bizim sistemimiz bu tür reaksiyonlara cevap veremeyecek kadar güçsüz. Bunu sormak lazım. Ne yaptınız da bu ülkenin bağışıklık sistemi düştü? Ne yaptınız da dün çok daha kolay halledebildiğimiz sorunları bugün halledemez hale geldik? Ben buradan sizlerin aracılığıyla bizleri izleyen vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Her yerde tekrarlamaya gayret ettiğim bir şey var. Gelecek Partisi, biz ekonomik programı tarafında çalıştık daha fazla Kerim Bey'le. Ama önümüze program gelip de Avant'ta ilk tartıştığınız zaman beni en mutlu eden ve her yerde de söylediğim şey, Gelecek Partisi'nin programının birinci cümlesinin insan onuruyla ilgili olmasıdır. Siyaseti insan onuru için yapmayıp akrabası için yapan, siyaseti milletin malı için yapmayıp kendi dünyası için yapan bir siyaset anlayışından bu ülkenin kurtulması lazım. Bu ülkenin çağdaş, modern, hesap veren, şeffaf bir iktisadi sisteme, bir siyasi sisteme yürümesi lazım. Öbür türlü gerçekten her geçen gün o muasır medeniyet seviyesine, o hedefe daha fazla uzaklaşacağız. Bunu çözmenin, bunu ortadan kaldırmanın yolu, milletimizin ferasetine ben bu anlamda çok güveniyorum. Yani Türkiye tarihi bunun onlarca örneğiyle dolu. Her defasında millet bir noktada dur demiştir. Ben bu günlere de çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bugün siyaset yapanların, bizlerin, muhalefetin en önemli şey, meselesi, sorunun ne olduğunu millete açık bir biçimde söylemektir. Bugün sorun cehalettir, bugün sorun bilgisizliktir, bugün sorun ehliyeti ve liyakati olmayan insanların ülkenin ekonomisini yönetme sevdasının 82-83 milyon vatandaşa ödetilmesidir. Çok teşekkür ediyorum. Tabii fazlasıyla anlattınız açıkçası. Ben Sayın Rota size de dönmek istiyorum. Bu konuyla alakalı ekleyecekleriniz, çünkü birçok şey belki sizin söyleyecekleriniz var duruyor. Buna eklemek istedikleriniz. Nerede? Aslında başlangıç noktası neydi? Başlangıç noktası gerçekten de 2016 sonrası adres etmek mümkün. 2013 sonrasında ciddi anlamda bir güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı noktadan sonra bir bozulma oldu ama 2016'dan sonrasında bu hızlandı. Ama asıl kırılma noktasının ben 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonra olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünün, yani siz de ticari bir işletmesiniz. Devlet ise ciddi anlamda vatandaşlarına refah sağlamak zorunda olan, hesap vermesi gereken bir kuruluş. Böyle bir organizmada birileri iktidara geliyor, birileri başa geliyor. Şunun sorulması, en ufak şirkette de bu olur. Bir genel müdür aldığınızda, ya sana şu kaynakları veriyorum, işte bu kadar insan kaynağı veriyorum, bu kadar sermaye veriyorum, bu kadar ham madde veriyorum. Senden istediğim de bunları kullanarak şu sonuca ulaşmandır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ben size rakamlarla hangi noktadan nereye geldiğimizi söyleyeyim. 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geçen 2 yılda 24 ay içerisinde hangi kaynaklar nasıl harcandı diye, hangi kaynaklar verildi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri, 100 milyar dolarlık rezervleri kaynak olarak bu ekonomi yönetiminin eline teslim edildi. Türkiye Hazinesi, yine Merkez Bankası'nda duran ihtiyat akçesi, 40 milyar TL'ye yakın ihtiyat akçesı kullanılmak üzere teslim edildi. Bunların hepsi kullanıldı, sonuna kadar kullanıldı. Rakamlara gireceğiz. Bunun karşılığında nasıl bir başarı beklersiniz, değil mi? Çünkü rezervler dediğiniz Türkiye'deki insanların yıllar boyunca, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana biriktirilmiş rezervler teslim edildi ve harcayın dendi. İhtiyat akçesi 2003 yılından bu yana kuruş kuruş biriktirilmiş ihtiyat akçesi verildi ve bu da harcandı. Bunun karşılığında elde ettiğimiz resim şu. Bu arada bedelli askerlik var. Bedelli askerlik, imar barışı gibi. Evet. Kişi başı milli gelirimiz 10.500 dolardan bu senenin sonunda 8.000 dolara inmiş olacak. Enflasyon oranımız, çift tanedeki enflasyon oranımız yine çift tane olarak bitecek. 12-13 gibi bir enflasyonla bitecek. Geniş tanımlı işsizlik %18'den %28-30'a çıkmış olacak. Bu sene sonu rakamlarını söylüyorum. Türkiye'deki ortanca ücret, yani herkesin ortalamasını aldığınız 2500 liraya ilgili asgari ücretin neredeyse, asgari ücreti düşmüş olacak. %20 üstündeyken, %15 üstündeyken. Dolarizasyon, yani insanların kendi parasına ve milli parasına güveni dolarizasyonun %40'dan %52'ye gelecek. Yani kendi paramızdan daha çok dolar ve euro mevduatı olan bir finansal sisteme dönmüş olacağız. Bütün bunların sonunda da bu kaynaklar harcanmış olacak. Şimdi bu iyi bir resim mi? İyi bir karne mi baktığınızda? Ben size şunu iddia ediyorum. Bu kaynakları
hiç ekonomi yönetiminden anlamayan birine teslim etseydiniz ve o tatile çıksaydı bundan daha iyi bir sonuç olurdu. Hiçbir şey yapmasaydı. Yani burada gerçek anlamda bir kaynakların kötü kullanımı çarçur edilmesi var. Ve bugün geldiğimiz noktada da Türkiye'de reel faizler negatife dönmüş, büyük bir kredi furyası başlamış durumda. Biz bu kredi furyalarını çok gördük. Türkiye'de de gördük, dünyada da gördük. Türkiye'deki bu kredi furyalarının en yenisi 2017 yılındaydı. En sonunda %25'e yakın bir enflasyonla karşılaştık ve Türkiye'de faizlerin 10 puan arttırılması suretiyle, Türkiye'de Merkez Bankası faizlerinin %24'e çıkarılması suretiyle bir dengeye ancak ulaşılabildi. Çin bunun iyi bir örneğidir dünyada. Bu kredi balonlarının sonunda artık insanlar kredi faizlerini bile ödeyemez hale düşebiliyorlar. Dolayısıyla her şeyde aslında bir sürdürülebilirlik aramak lazım. Maalesef bizim ekonomi yönetimimizde 2016'dan bu yana olan dönemde sürdürülebilirlik bir kenara bırakılıp kısa vadeli kazanımlar ön plana alınarak daha sonra uzun vadeli kayıpların çok daha büyük olduğunu gördük ve şu anda da devam etmekte. Biz özellikle finansal piyasalar odaklı bu yönetimin zarar verdiğini düşünüyoruz. Şu anda konuşulması gereken enflasyon, işsizlik gibi çok daha temel ve reel ekonominin durumu gibi çok daha temel göstergeler. Yoksa biz borsanın yukarı çıkmasıyla, döviz fiyatlarının işte 7.05'te 3 gün tutulmasıyla, swap faiz, yurt dışı Londra'daki swap faizlerin ne olduğuyla ilgili bu kadar haber okumak zorunda olan bir ülke değiliz. Bunlar benim bankacılık yaptığım sırada benim uzmanlık alanım olan işlerdi ama inanın swap faiz, Londra swap faizinin bu kadar gazetelerde yazıp çizildiğini çizileceğini hayal bile edemezdim. Bu harcamalı, bu kaynakların harcamalarının nedeni herhangi bir şeyin altyapısı ya da öncesinde yapılması gereken şeyler gibi olabilir mi? Keşke öyle olsaydı. Türkiye'nin 2018'de 430 milyar dolar olan borcu, dış borcu yine 430 milyar dolar. Yani biz bu 100 milyar dolar rezerve harcayarak bir kuruş dış borcu ödemiş değiliz aslında. Dış borcu biraz özel sektör ödedi ama kamu dış borcunu arttırdı. Toplamda ülkenin borçluluğu aynı kaldı. Biz bu 100 milyar doları nereye harcadık biliyor musunuz? Yaklaşık 50-55 milyar dolarını Türkiye'ye güvenmiş, Türk lirasına yatırım yapmış yabancıları kovalamaya ayrıldı. Kalan 50 milyarın bir 35 milyar doları yurt içi tasarruf sahiplerinin Türk lirasına güvenmeyip, Türk lirası faizleri beğenmeyip dolara yatırım yapmasına harcandı. Diğer bir kısmı da yine yurt dışı borç ödemelerini, özel sektörün borç ödemelerini ama o özel sektörün ödediği borçtan daha fazlasını devlet dış borç olarak aldı. Bir de bu da yetmedi. Bunun üstüne çok büyük bir başarıyla 2012 yılında sıfırlanmış olan yurt içi döviz borçlanma da 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra tekrar hortladı. Şu anda yurt içi döviz borcu hükümetin, devletin 25 milyar doların üzerine gelmiş oluyor. Sıfırdan 25 milyar dolara 2 sene içinde geldi. Bir nefes alayım. Şimdi Sayın Torun sizinle devam edelim. Siz de dinlediniz değil mi? Yani bir an aslında ister istemez bir karamsarlığa bürünüyoruz. Kâhli Bey çok sık dinlediği için tabii daha bağışık bir durum. Şimdi Sayın Torun, biz de Sayın Torun demeye alışkınız biliyorsunuz Sayın Torun'dan kaynaklı. Evet, doğru. Doğru. Size de sıcaklığımız ondan yani. Bir de andırıyorsunuz biraz. Şimdi siz de biraz genel siyaset konuşalım. Yani nasıl gidiyor? Şu son yılları bir değerlendirirsek. Yani ülkenin durumu. Yani bununla ilgili mutlaka sizin söyleyecekleriniz vardır. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz önce konuşurken ekonomideki bozulmayla ilgili son 4 yıl ısrarla 2016 sonrasını şey yaptılar. Burada kilit bir tarih var biliyorsunuz 15 Temmuz 2016. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsü sonrasında iktidarı elinde tutan Cumhurbaşkanı önünde iki tane tercih vardı. Bu tercihlerden bir tanesi daha baskıcı, otokratik ve her şeyi tek elde toplayan bir yönetime doğru gidip güvenlik kaygısını birinci derecede önemseyip bu şekilde bu tür yapıları elimine etmek. İkincisi de daha demokratik bir topluma doğru gidip toplumun diğer kesimlerini de yani muhalefetteki kesimleri de bu mücadeleye ortak edip yani bu tür örgütlere karşı mücadeleye ortak edip ülkenin daha demokratik hale gelmesini sağlamaktı. Hükümet bunun birincisini tercih etti. Yani Tayyip Bey özellikle Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini önermesinden sonra
Biliyorsunuz 2017 Nisan referandumuyla yeni sisteme geçildi ve yeni sistemle beraber 2018'de yapılan seçimlerle tamamen Cumhurbaşkanı ülkenin tek seçicisi haline geldi. Yani parlamentoyu o seçiyor, AK Parti milletvekillerini, yargıyı o atıyor, yani üst, bütün yargının üst kademesini. Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı tamamen tek elde toplanmış oldu. Bunun sonucunda bir, ülkede hukuksuzluk rutin haline geldi. Bunu ekonomik sonuçlarını arkadaşlar az önce anlattılar. Yani hukukun olmadığı bir yerde, mülkiyetin güvence altında olmadığı bir yerde, adalet duygusunun zedelendiği bir yerde hiçbir zaman para durmaz. Yani siz bir ülkeye yatırım yapacağınız zaman ilk düşündüğünüz şey, ben bu yatırımı yaptığımda bu parama yarın öbür gün hükümet değiştiğinde birileri el koyar mı mesela? Ben yurt dışında büyükelçilik yaptım. Orada bazı ülke, yani çalıştığım ülkeye Türkiye'den yatırımcı davet ettim. İlk sorulan soru budur. Bir, hukuk sistemi işliyor mu? İki, yani benim param güvencede mi? Ya buraya yatırım yaptığımda yarın öbür gün birisi kafası bozulup benim parama el koyar mı? Ya, tabii bir şey bu. Ama Türkiye maalesef o ülke o hale geldi. Yani kim bunun sonucunda işte ekonomi bozuldu. Bu bir kısır döngü haline dönüştü. Bu aynı zamanda dış politikayı da etkiledi. Yani dış politikada da bu içe kapanma, herkesi düşman gören, beka ve güvenlik eksenli bir dış politikayla ülke tamamen geleneksel ittifakları, küstürerek ya da yabancılaştırarak Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini kendi eliyle baltalayarak. Bu arada Türkiye'nin aslında bölgedeki bir takım önemli problemlerde son tahlilde Türkiye'nin rakibi olan bir ülkeyle, yani Rusya'yla daha sıkı fıkı bir ilişkiye girerek dış politikayı da büyük ölçüde militarize etmiş bir hükümet var şu anda. Yani artık dış politikayı diplomatlar değil, Milli Savunma Bakanı ve askerler yapmaya başladı. Bu aynen içerideki militarizasyon dışarıya da yansımış oldu. Yani ülkemizin geldiği nokta içeride otokratik, baskıcı, basının tamamen tek elden kontrol edildiği, hukukun ayaklar altına alındığı, adalet duygusunun zedelendiği, bunun sonucu olarak ekonominin de çok ciddi sıkıntıya girdiği, dış politikada da tamamen askeri artık en son kullanılması gereken ve kullanıldığında o kadar etkisi olmayan askeri opsiyonlar kullanılmaya başladı. Dış politikada askeri opsiyon aslında kullanılmadığında değerlidir. Yani o bir tehdit olarak durduğunda daha değerlidir. Kullanıldığında o değer düşer. Dolayısıyla bütün bunlar hepsi birden Türkiye şu anda yönetilemiyor. Daha doğrusu gündelik yönetiliyor. Yani bugünü kurtardık, yarına bakarız. Ekonomik anlamda da mı acaba? Ekonomik anlamda öyle, iç siyasette öyle, dış siyasette öyle. İç siyasette baskıcı, dış siyasette bir gün Trump reis, bir gün Putin reis. Yani bu şeyle, yöntemle Türkiye'nin gideceği bir yer yok maalesef. Peki, belki sizin de uzmanlık alanınız değil ama sağlık anlamında nasıl? Şimdi yeni tablo bugünkü yayınlanmış, yine ona da göz atacağız. Çünkü başarılı başlayan belki bir tablo yavaş yavaş kendini açıkçası kontrolsüzlüğe doğru götürüyor. Çünkü bugün Fatih Altaylan'ın da bir yazısı vardı. Birçok yazıda artık bu tablonun çok fazla inandırıcılığı olmadığını söyleyenler de var. Ama ne kadar biz bu tabloya da inanmak istiyoruz açıkçası. Bugünü ben şimdi ekran başında izleyenler için tekrar yorumlamak istiyorum, okumak istiyorum. Bugünkü teşhis, ya hasta sayısı 172.000'in altına düşürülen hasta sayısı 1178. Vefat sayısı, kaybımız da 19 kişi. İyileşen hasta sayısı 1015. Ve en çok baktığımız entübe sayısı 582 olmuş. 280'lere kadar indirmiştik entübeyi. Onu iyi hatırlıyorum.
açıkçası yine yükselen bir şu an tablo var. Bununla ilgili de zaten siz de görmüşsünüzdür. Açıkçası ciddi bir kontrolsüzlük de var. Bayram bir gazetede manşette koronavirüs bayramı diye bir manşette gördüm. Hakikaten bayramda çok fazla kontrollerde ya da insanların kendi yani izolasyonları da çok kontrollü değildi. Sosyal mesafe yoktu açıkçası. Siz nasıl, sağlık anlamında peki nasıl gördünüz? Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Sürecin başlangıcına gidersek aslında Türkiye özellikle sağlıkta, daha doğrusu bu koronavirüs olayı ilk ortaya çıktıktan sonra ilk başta yapması gereken şeyleri biraz geç yaptı. Daha doğrusu İran ve İtalya'da vakalar çıktığında Türkiye karantina tedbirlerini hemen uygulamaya geçirmeliydi. Yani ülkeye giren turistleri ya da yurt dışına gitmiş Türk vatandaşları geldiğinde ciddi karantina tedbirleri uygulanmalıydı. Bu maalesef 11 Mart'a kadar uygulanmadı. Yani bir 20-25 gün orada bir kaybımız var. O kayıp döneminde, işte o dönemde Türkiye'ye çok miktarda dışarıdan virüslü hasta girdi. Sonra ilk zamanlar çok sıkı bir sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla 3 haftalık bu süreç hızla kontrol altına alınabilecekken böyle hafta sonu yasağı falan gibi bence gayri ciddi yasaklarla süreci kontrol etmeye çalıştı. Bunun da en büyük sebebi ekonomiydi. Çünkü ciddi bir sokağa çıkma yasağı ya da karantina süreci ekonominin çarklarını tamamen durduracağından bunu hükümet göze alamadı. Sonrasında yavaş yavaş azalma oldu. Bunda hava sıcaklığının artmasının etkisi vardı. Çünkü virüsün bulaşma hızı bir miktar düşüyor hava sıcaklığı arttıkça. Ama devam ediyor bulaşması. Belli bir sayıya düştükten sonra bu yasakların gevşetilmesi sonrasında belki kontrollü gevşetme yerine tamamen gevşetme yapıldığı için biraz da turizm sezonu da parasal gereklilikler yüzünden turizm açık olsun biraz işletmeler para kazansın diye bugün geldiğimiz nokta aslında bu rakamları dediğiniz doğru, kimse inanmıyor. Şöyle söyleyelim, aslında bunlar günlük o verilen pozitif vakalar, pozitif olarak hastaneye yatırılan vakalar. Aslında pozitif rakamı, yani pozitif vaka sayısı onun çok daha üstünde. Sadece hastaneye yatırılanları burada veriyorlar. Ha, burada Türkiye tek başına değil, aslında her yerde bu problem var. Yani tamamen bunu açık söyleyeyim, hükümeti suçlamak da bence haksızlık olur. Bugün İngiltere tekrar, işte Kuzey İngiltere'de tekrar işleri sıkılaştırmaya başladı. Almanya tekrar başladı. Yani herkeste böyle bir kaygı var. Burada özellikle sonbaharla beraber havalar serinledikten sonra Ekim'le beraber bu seasonal flu dediğimiz yani mevsimsel grip hadiseleriyle birbirine karışacak. Korona, Covid vakaları. Dolayısıyla burada bir artış söz konusu olacak. Tek duamız bir an önce aşının uygulamaya geçilir. Yani mas üretim dediğimiz yaygın üretimin gerçekleşmesi. Öyle bir beklenti var. Yıl sonuna kadar aşının çıkarılabileceği konusunda bir beklenti var. Çünkü bazı ülkelerde bu üçüncü safhaya geçti. Yani insan deneylerinde. Onun dışında şu anda bu konuda %100 başarılı diyebileceğimiz kimse yok. Bazı ülkeler daha başarılı, bazı ülkeler daha az başarılı. Sistemi düzgün olan ülkeler çok daha başarılı. Ama biraz daha popülist gidenler, Amerika gibi, Brezilya gibi çok başarısız. Türkiye burada bir ortada aslında. Evet. Bir miktar bürokrasinin, bir miktar Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ciddi şeyi var. Yani ne kadar yukarısı popülist olsa da bürokrasinin bir direnci var. Yani her şeye rağmen bir şeyler iyi gitmeye çalışıyor. Doktorlarımız çalışıyor ama Türkiye'de sağlık personeli çok ciddi yoruldu. Ciddi bir yorgunluk var. İnşallah bu artan onlara vakalar, da Allah kolaylık versin. Evet. Dualarımız onunla gerçekten onlara Yani burada dediğim gibi şu anda aşı dışında bu işi engelleyebilecek ya da sonlandırabilecek başka bir çözüm de şu anda görünmüyor. Hemen yine ben de ekonomik anlamda, şimdi turizmden bahsettik ya,
Şu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben yine kısaca da bununla ilgili sizin yorumunuzu almak istiyorum. Yani bu Covid sürecinde turizmle alakalı biliyorsunuz önceki ilk yasaklar turizm bölgelerinden kalktı. Tabii bunu herkes artık bunu açık açık da söylemek de mümkün. Yani ekonomik boyutunda düşünmek gerekiyordu bunun. Çünkü turizmden ciddi geliri olan bir ülkeyiz. Doğru mu buluyorsunuz ya da bunun nasıl uygulanması gerekirdi sizce? Şimdi insan sağlığından, toplum sağlığından daha önemli hiçbir şey yok. Ben de Kani Bey'in sözleri üzerine hani tekrar etmiş olayım. Gerçekten tüm doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. İnsanüstü bir çabayla, bir gayretle şu anda işleri götürüyorlar ve bütün yükü de sırtlamış durumdalar. Allah yardımcıları olsun. Az önce konuşmamın ilk kısmında ben Merkez Bankası'nın rezervlerinin 2 senede nasıl harcandığından bahsetmiştim. Kerim Bey konuşması içerisinde Merkez Bankası'nda yıllardır hiçbir hükümetin kullanmadığı 40.8 milyar TL'lik ihtiyat akçesinin nasıl hiç edildiğinden bahsetmişti. İşte tam olarak sorduğunuz soru bununla ilgili Fatih Bey. Merkez Bankası rezerv satacaksa korona gibi, bir deprem gibi, bir doğal afet gibi tüm toplumda, tüm ekonomide bir çöküş yaşandığı bir anda kullanmak için rezerv satar. Merkez Bankası kimsenin aklına gelmeyen ihtiyat akçesini kullanacaksa böyle bir musibette, böyle bir belada onu kullanır. Oysa geçen sene yaptığı hatalar nedeniyle açık veren bütçeyi, muhalefet kazandığı için yenilenen seçimler nedeniyle yapılan popülist harcamalar nedeniyle açılan bütçeyi kapatmak için Merkez Bankası ihtiyat akçesi kullanıldı. Kimin belirlediği belli olmayan bir kur seviyesini tutturabilmek için piyasayla yarışırcasına, vatandaşla yarışırcasına, yatırımcıyla yarışırcasına 94 işte 100 milyar dolar son rakamlar 100 milyar dolarlık rezerv satıldı. Bugün ihtiyacımız vardı bizim o rezerv satışına. Bugün ihtiyacımız vardı bizim o Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesine. O paralar bugün için lazımdı. Neden lazımdı? Millete hani faizci değilim deyip faizle kredi enjekte edeceğinize bugün hibe şeklinde o paraları kullandırmalıydınız. Vatandaşa, esnafa kirasını, yani dükkanını kapat ama kira sorumluluğun ortadan kalkmadı dediğin esnafa o kirayı ödemek için kullanacaktınız o parayı. Tarımın, gıdanın ne kadar stratejik ve önemli olduğunu gördük değil mi hepimiz pandemi sürecinde? Çiftçi için kullanacaktınız o parayı. Kime kullandınız? Akla mantığa uygun olmayan, rasyonelitesi olmayan, finansal fizibilitesi olmayan büyük projelerinize kullandınız. Millet pandemiden kırılırken maskeleri takıp Kanal İstanbul ihalesi yaptınız. Şimdi her şeye rağmen toplum sağlığı önemli deyip karantina tedbirlerini Kani Bey'in dediği gibi daha erken, daha kapsamlı bir biçimde uygulayabilmek için bir ekonomik, bir iktisadi güç gerekiyor. Ama yaptıkları popülizm nedeniyle o kaynaklar ortadan kalkmış olduğu için bu sene ne karantinayı doğru düzgün uygulayabildiler, ne yeterli önlem alabildiler, ne de cefakarca, vefakarca çalışan sağlık çalışanlarına doğru düzgün bir aktarım yapabildiler. Övündükleri şey 6 milyar TL düzeyinde verdikleri, biner TL'lik 6 milyon kişiye verdikleri para. 6 milyar TL. Bakın bu bizim milli gelirimizin, yani ben söylemeye utanıyorum. Milli gelirimizin %1/1000'i düzeyinde bir para. Şimdi 20 milyarla topladığımız zaman, yani bu işsizlik fonundan falan kullanılan para, ki o da devletin parası değil, işçinin, işverenin koyduğu para, onunla topladığınız zaman %4 düzeyinde, yani %0.4 düzeyinde Türkiye'de direkt yardım oldu vatandaşa. Gelişmiş dünyada %2.5 bu, biliyor musunuz? Milli gelirin %2.5'u kadar direkt transfer yapıldı vatandaşa. En acıklısı, benim en ağrıma giden o olmuştu. Biz bize benzeyen ülkelerin de oldukça gerisindeyiz. Yani Doğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelere bakın. İşte Orta Doğu'daki bazı ülkelere bakın. Bunlar bizden çok daha büyük milli gelirlerine oranla yardımlarda, direkt bakın, kredi demiyorum. Faizle verilen para demiyorum. Borç batağına sürüklenmek demiyorum. Devletin al bu parayı, bu süreci atlat dediği paradan bahsediyorum. Milli gelirin %2-2.5 düzeyinde diyorum yani. Hem gelişmiş ülkelerde hem de bize benzeyen ülkelerde.
En ağrıma giden Mısır oldu yani. Mısır'ın bile gerisinde kalan bir milli gelir desteğiyle karşı karşıya kaldık. Neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldık? Çünkü bugün kullanılması gereken paralar popülizm nedeniyle, kötü yönetim nedeniyle, liyakatsizlik, ehliyetsizlik nedeniyle geçtiğimiz 1-2 sene içerisinde kullandı ve Türkiye'nin kaynakları maalesef hiç elindi. Tabii siz de konuşunca ister istemez tablolar bizi bu anlamda karamsarlığa itiyor. Şimdi bir bakalım reklamımıza ne kadar var. Kısa bir reklama gideceğiz birazdan ama ben yine bu konuyla ilgili sizin de düşüncenizi almak istiyorum. Yani sadece turizm anlamında değil. Yani pandemi sürecinde yani ekonomi biraz olsun düzelir diye bir esneme yapıldı. Bu ne kadar doğruydu? Şimdi şöyle, kısa vadeli kazanımlar uzun vadeli kayıplardan bahsetmiştik. Aslında buna çok benziyor. Karantina önlemleri belki birkaç hafta daha uzatılsa bugün bu biraz evvel gösterdiğiniz tabloları görmüyor olacaktık. Ama Serkan Bey'in dediği gibi buna dayanacak bir ekonomik tabloda yoktu maalesef. Bu kaynaklar çoktan harcandığı için de bir an önce turizmi, daha sonra ulaşımı açarak herkesin kendi ayakları üzerinde olabildiğince durmasını teşvik edecek bir noktada teşvik edildi. Ama geldiğimiz noktada büyük ihtimalle bunun acısını biz önümüzdeki birkaç ay içinde daha çok yaşıyor olacağız. Kredilendirme özür dilerim. Kredilendirme mekanizması da aynı şekilde. Faizler çok hızlı düşürülerek ve kamu bankaları yoluyla da enflasyonun çok altında faizleri deklare ederek ciddi bir kredi balonu da yaratılmış durumda. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Bu kredi balonu iki konu dalda çıktı ortaya. Bir tanesi konut kredi, taşıt kredilerinde. Bir tanesi ihtiyaç kredilerinde. Konut ve taşıt kredilerini kullanan kesimin zaten toplumun en tepede gelirin %10'una sahip olan kesim olduğunu ağırlıklı olarak biliyoruz. Alta yayılması çok zaman alan, çok da mümkün olmayan bir şey. Ama ihtiyaç kredilerindeki durum daha da vahim. Birçok insan artık market harcamalarını yapabilmek için bu ihtiyaç kredilerini kullanıp harcamak durumunda kaldı. İşte plansızlık da biraz bununla alakalı bir şey. Burada hibeler verilmiş olsaydı bu atlatma süreci, 5-6 aylık atlatma süreci daha kolay atlatılabilirdi ama maalesef bu da başarılamadı gibi görüyor. Ben dolayısıyla Eylül, Ekim, Kasım ayı içerisinde hem genel ekonomik dengeler açısından hem de esnafın geliri açısından daha zorlu bir döneme gireceğini kestirebiliyorum. Çünkü bu kredilerde artık bugünkü geldiğimiz piyasa koşulları çerçevesinde sürdürülebilir olmaktan çıktı. Zaten faizlerde artışlar da olmaya başladı. Hem mevduat faizlerinde hem kredi faizlerinde. Bu konut furyası, bu araba alma furyası da sönmek üzere. Ondan sonrasında da ciddi anlamda bir reel ekonomi tarafında tekrar bazı şeyleri konuşuyor olacağız maalesef. Şimdi reklama gidelim. Daha sonrasında yine konuşacaklarımız olacak. Kısa bir reklam arası, ardından buradayız. Ordu Ses Turizm olarak her gün saat 16'da Gölköy'den İstanbul, saat 19'da Ordu'dan İstanbul yolunda siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Biz bir aileyiz sloganıyla yola çıkarak sizlere en güzel hizmeti vermek için kalite ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Ordu'nun sesi olmak için. Ordu Ses, Ahmet Yıldırım. Telefon 0452 888 8310. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal Ordu. Hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir.
Alanlar inşaat. Alan kazanır. Altın Ordu Belediyesi'nden altın gibi bir proje. Altın Çarşı. Şimdi Karşıyaka'da Altın Ordu Belediyesi güvencesiyle şehre ve ekonomiye yeni bir katma değer. Mimarisi ve konumu ile sıra dışı. Ayrıcalıklarıyla beklenmedik bir proje. Altın Çarşı, Ordu'nun değerli ve en kolay ulaşılır bölgesi Karşıyaka'da yükseldi. Toplam 1590 metrekare alan üzerine inşa edilen bu projemizde toplam 5 blok, 38 adet iş yeri, 1 adet kafeterya, 1 adet güvenlik binası, 29 adet otopark, sosyal donatı alanları ve çok daha fazlası bu projede. Yeni valilik binasına 3 dakika, emniyet müdürlüğüne 5 dakika, üniversiteye 10 dakika, havalimanına 15 dakika mesafede. Siz de bu projede yerinizi almak istiyorsanız geç kalmayın. Detaylı bilgi için www.altınordu.bel.tr. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul Güvencesi ile köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Yenilenmiş dekorumuz, güler yüzlü personelimiz, Covid-19 tedbirlerimizle kına, nişan, düğün organizasyonlarınızda sizlere bir telefon kadar yakınız. Siz de çocuklarınıza pırlanta gibi bir organizasyon hazırlamak için bizi arayın. Telefon 0532 517 97 36. Pırlanta Düğün ve Nişan Salonu. 444-5213 ara. Türkiye'nin her yerinden İsa Akçay Sigorta. 444-5213 ara. Türkiye'nin her yerinden İsa Akçay Sigorta. İsa Akçay Sigorta.com. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular. Tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında üniversiteye komşu benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 149 bin liradan başlayan fiyatlar 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları, GRP Gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness,
masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3 artı 1 135 metrekare, 2 artı 1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. Taşınmak için şimdi arayın 0543 441 3344. Ramadanlar temelinde güven var. Bir yılda Fatsa'da neler değişti? Belediye hangi çalışmalarıyla dikkat çekti? Neler yapılamadı? Başkanın Yıllığı Fatsa bölümüyle Cuma akşamı saat 21'de TV52'de. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'la çok özel bir söyleşi evlerinize konuk olacak. Evet, reklamların ardından gündem devam ediyor sevgili izleyenler. Yine ben konuklarımı hatırlatmak istiyorum. Gelecek Partisi'ni konuk ediyoruz. Dış Politikalar Başkanı Kamil Torun ve Hazine ve Maliye Politikalar Başkanı Serkan Özcan ve Başkan Yardımcısı Kerim Rota bizlerle birlikte ilk bölümde açıkçası ekonomi anlamında değindiğimiz birçok şey oldu. Tablodan dolayı açıkçası biraz mutsuz olduk. Yani ekranı başında izleyenler de muhtemelen öyle olmuşlardır. Genel siyaset üzerinden de konuştuklarımız vardı ama yine oradan devam edelim isterseniz genel siyaset üzerinden. Bir de şu soruyu da sormak gerekiyor. Gelecek Partisi, bunları eleştiriyoruz birlikte şimdi ama eleştirel bakıyoruz ama Gelecek Partisi bunun karşılığında dış politikayla ilgili ne düşünüyor? Ya da neler yapacak? Muhtemelen sizin de bununla ilgili mutlaka düşünceleriniz var. Demin bahsettiğiniz Somali Büyükelçiliği yaptınız. Evet. Ve İngiltere'de yaşadınız. Evet. Yani ülkeye bakış açısı nasıl? Bunu da yorumlamanızı ayrıca istiyorum.
Ve Gelecek Partisi dış politikalarda nasıl bir yol izleyecek? Öncelikle Gelecek Partisi şu an mevcut izlenen ekonomi dış politikanın kurumsal olmadığını, kişilere bağlı olduğunu ve konjonktürel olduğunu söylüyor. Yani biz onu söylüyoruz. Bu nasıl? Bir, kurumlar şu anda devre dışı. Ağırlıklı olarak Dışişleri Bakanlığı devre dışı. Oradaki kurumsal akıl işlemiyor. Yani kullanılmıyor iktidar tarafından. Bütün dış ilişkiler, uluslararası ilişkiler şahıstan şahısa yürütülüyor. İşte Cumhurbaşkanı bir telefon açıyor Trump'la, bir telefon Putin'le, bir telefon Macron'la. Buradan idare ediliyor. Bütün bunlara ilaveten dış politikada uzun vadeli, kısa, orta ve uzun vadeli en ufak bir vizyon yok. Bugünü kurtaralım, yarına bir bakarız. Temel politika bu yani. Biz bütün bunların karşısına, bu kişiselleştirilmiş dış politikanın karşısına kurumsallaştırılmış bir dış politika öneriyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli bir dış politika vizyonumuz var. İlk olarak bu anlamda kurumsal kapasiteyi artırmak değil, en azından mevcudu kullanmak istiyoruz. Çünkü şu an dışişlerinin birikimi büyük ölçüde göz ardı edilip işte Beştepe'deki birkaç tane danışmanla dış politika yürütülüyor. Bu Türkiye'nin aslında Türkiye gibi jeopolitik olarak son derece önemli bir noktada bulunan, coğrafi olarak çok önemli bir ülkenin bu kadar kişiselleştirilmiş ve tamamen birkaç kişinin kontrolüne girmiş bir dış politikası Türkiye açısından tehlikelidir. Bu aynı zamanda muhataplarımızla da bizim kurumsal ilişkileri artırmamızı gerektiriyor. Yani Türkiye geleneksel müttefikleriyle daha kurumsal ilişkiler kuracak. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin müttefiki, NATO müttefiki. Bununla ilişkiler sadece başkandan başkana değil, kurumlar arası ilişki. Bugün kurumlar arası ilişki sıfırlanmış durumdadır. Aynı şey Avrupa Birliği için de geçerli. Kurumsal düzeyde Avrupa Birliği süreci kağıt üzerinde var olduğu söyleniyor olsa da son tahlilde sadece işte birkaç liderle Cumhurbaşkanlığı görüşmesi dışında süreç tamamen dondurulmuş durumda. Avrupa kurumlarıyla, Avrupa Konseyi'yle falan ilişkiler çok kötü durumda. Türkiye hızla bu ilişkilerini düzeltmek ve yenilemek zorundadır. Türkiye aksi takdirde sadece Rusya ve Çin'e odaklanmış bir dış politika, Türkiye'nin elindeki bir takım kartları kullanılmaz hale getirir. Türkiye çok yönlü dış politika uygulamak zorundadır. Bunun bir tanesi NATO ve Amerika, yani Atlantik perspektifidir. Orada NATO ile beraber bildiğimiz gibi İngiltere, Amerika ve Avrupa'daki NATO ortakları. İkincisi Avrupa Birliği perspektifidir. Bu Avrupa Birliği perspektifi çok önemlidir. Türkiye bunu Avrupa Birliği ile ilgili süreci hızla düzeltmek. Biliyorsunuz 2016'da biz Sayın Davutoğlu iktidardan başbakanlığı bırakmak zorunda kalmasaydı Haziran sonunda 2016'da Türkiye vize sürecini tamamlamış olacaktı. Yani vize muafiyeti süreci bitmiş olacaktı. Şu an Türk vatandaşları Avrupa ülkelerine, Schengen ülkelerine vizesiz gidebileceklerdi. Türkiye bu konuda yeniden adım atmalıdır. Buna ilaveten Türkiye Avrasya ülkeleriyle, yani Rusya ve Çin'le kurumsal anlamda doğru düzgün ilişkiler kurmalıdır. Bu ilişkiler yalnız diğer ilişkilerin alternatifi değildir. Hepsiyle aynı anda ilişki kurmalıdır. Buna ilaveten Orta Doğu'daki geleneksel tarihsel tarihtaşlarımız, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bir kısmı soydaşımız olan tarihsel olarak beraber olduğumuz ülkelerle de ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. Türkiye barışçı ve diplomatik bir bu anlamda, yani barışçı diplomasiyi önceleyen bir politika uygulamalı.
Doğu Akdeniz'de barışı önceleyen ve Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bir politikayla, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'yi çevreleme politikasını önlemelidir. Bu açıdan mesela Mısır'la bir arka kapı diplomasisi başlatılmalı ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunmasında bu tür diplomatik imkanlar artırılmalıdır. Burada çok önemli bir konu var. O da şu: son zamanlarda hükümetin bazı mensuplarından, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağzından kaçırdığı için biliyoruz, Türkiye için, işte Türkiye'nin sermaye ihtiyacı için demokrasiye ihtiyacı yok. İşte Çin'de demokrasi yok. Oraya çok miktarda yabancı sermaye gidiyor. Tabii bu bir cehalet şeyidir, sözüdür. Bunu Sayın Özcan izah eder, yani Çin'e yabancı sermaye nereden gidiyor. Ama burada söyleyeceğim şey, Türkiye bütün bu ilişkilerini demokrasiyi artırarak ilerletebilir. Türkiye demokrasiyi artırdığı ölçüde Amerika Birleşik Devletleri ile, NATO ile, Avrupa Birliği ile, aynı şekilde Çin ve Rusya ile de ilişkilerini eşit düzeyde devam ettirir ve bu ilişkiler tek taraflı değil de çok taraflı devam ettirilirse, bir ülkenin yani Türkiye bir ülkeye mahkum durumda ya da bir ittifaka mahkum durumda kalmaz. Bu anlamda Gelecek Partisi olarak biz çok yönlü ve barışçı bir dış politika öneriyoruz. Bu aynı zamanda iç politikayı da etkileyen bir şey. Çünkü daha çok demokrasi Türkiye'nin dış politikada elini güçlendiren bir şeydir. Bu aynı zamanda iç politikada da Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesini, hukukun üstünlüğünü, özgürlüklerin genişletilmesini, basın özgürlüğünü, bu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde çok önemli çünkü. Bütün bu adalet kurumlarının, yani yargının bağımsızlığı, bütün bunlar aslında dış politika ve iç politika birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Hem iç politikada demokratikleştiği ölçüde Türkiye'nin dış politikada eli de güçlenecektir. Bu Türkiye'nin bir takım konularda gereksiz tavizler vermesinin de önüne geçer. Türkiye'nin elini güçlendirir. Bu aynı zamanda Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesinin ve bugün girdiğimiz ekonomik sıkıntının giderilmesinde de en önemli etkenlerden biridir. Şunu da eklemek istiyorum ben ona, ya da bir soru olarak. Bizim dış ticarette de o ülkelerle olan ilişkilerimizin iyi olması iyi anlamda, kötü olması da kötü anlamda etkilemez mi? Elbette ki, ama şöyle söyleyeyim, dış ticarette Türkiye, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin dış ticaretindeki payı neredeyse %50'ye yakın. Bu çok önemli bir şey, aşağı yukarı %50 civarında. Buna ilaveten diğer müttefiklerimizi de toparlarsanız, Türkiye'nin bu anlamda demokratik özelliğinin devam etmesi dış ticaretini de pozitif anlamda etkileyecektir. Ama hepsinden önemlisi, Türkiye'ye gelecek yabancı sermayeyi etkileyecektir bu demokratikleşme. Aynı şekilde dış ticaret Türkiye'nin dış politikasının da bir aracıdır. Dış politikanın bir takım araçları var. İşte bir ülkede büyükelçilik açarsınız, konsolosluklar açarsınız. Bu bir araçtır. O ülkeye Türk Hava Yolları uçuş başlatır, bu bir araçtır. Önemli bir dış politika aracıdır. O ülkeyle ticareti geliştirirsiniz, bu bir araçtır. Ticaretin ne kadar çok ülkeyle biz ticareti geliştirirsek, dış ticaretteki cari açığımız azalır. Yani Afrika'ya daha çok açıldıkça cari açığımız azalır, yani ekonomik olarak. Bu da Türkiye açısından önemlidir. Yani bunların hepsi entegre bir sistemdir. Yani sadece birini yapıp da diğerlerini yapmamak gibi bir şey söz konusu değil. Demokratikleştiğiniz anlamda bunların hepsinde bir düzelme göreceksiniz. Yani dış ticarette de, dış politikada da, Türkiye'nin cari açığının azalmasında da ya da Türkiye'ye gelen turist sayısının artmasında da, bütün bunlarda demokratikleşmenin pozitif etkisini göreceksiniz. Yani Gelecek Partisi önce demokrasi. Önce demokrasi diyoruz. Birçok politikada aslında işi çözüyor. Evet. Çok basit. Ben ekonomik anlamda da bunu aynı şekilde sormak istiyorum. Gelecek Partisi neler yapacak ekonomik anlamda şu anki durumda? Evet. Şimdi
programın ilk kısmında ben bugünkü tabloyu biraz resmetmeye çalışırken sizlerle ve bizi izleyen tüm dostlarımızla bunu paylaşırken birkaç kez ortaya koyduğunuz tablonun çok ürkütücü olduğunu söylediniz. Haklısınız. Bugünkü durum budur. Ama biz bu tablo nedeniyle, yani bunu çok açık net ifade etmek isterim, hiçbir umutsuzluğumuz yok. Biz halihazırda yaşamakta olduğumuz sorunların tamamını çözebileceğimizi, hatta bu sorunları çözmekle kalmayacağımızı, Türkiye'yi lig atlattırabilecek bir ekonomi modeli ortaya koyabileceğimizi savunuyoruz, söylüyoruz. Ve bu iddiamızda çok samimiyiz. Peki bu iddia neye dayanıyor? Az önce yine programın ilk kısmında söyledim. İnsan onurunu baz alıyoruz, temel alıyoruz. İnsan onurunu temel aldığımız için de geleneksel faizlerimiz yüksek olsun da yurt dışından para gelsin, o yurt dışından para burada kredi şeklinde dağıtılsın, insanlar daha fazla borçlansın, inşaat sektörünü daha fazla büyütelim, efendim mesela tüketimi daha fazla teşvik edelim falan gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. İki boyutu var ekonomide gelecek modelinin. Birincisi sosyal boyutu. Biz toplumdaki sosyal adaletsizliği, gelir adaletsizliğini, yoksulluğu ortadan kaldıracak bir sosyal devlet aklını sistemin içerisinde görmek istiyoruz. Biz bunu söyleyince, ya geleneksel olarak bunu genelde sol partiler söyler gibi yaptığımız basın toplantısında Sayın Genel Başkanımıza, Ahmet Davutoğlu'na bu sorular geldi mesela. Kendisi de orada bir cevap verdi. Ben de bir miktar o cevaptan, bir miktar da kendi kanaatim olarak söyleyeyim. Biz artık siyasetin sol, sağ, işte efendime söyleyeyim, liberal, muhafazakar, dindar, işte efendim sosyal demokrat, sosyalist ya da ulusalcı falan, böyle ayrımlarla yapılamayacağını düşünüyoruz. Kapsayıcı demokrasiyi savunanlar, dışlayıcı olanlar arasında bir siyaset olacak bundan sonra. Özgürlüklerin ne kadar önemli olduğunu düşünenler, özgürlük güvenlik dengesinin önemine işaret edenlerle güvenlik için bütün özgürlüklerden vazgeçebilir diyen 90'lı yılların kafası arasında olacak mücadele bundan sonra. O yüzden artık sosyal devlet olmak, devletin sosyal vazifelerini yerine getirmesi hiçbir görüşün, hiçbir dünya görüşünün tahakküm altında kalamaz diye düşünüyoruz. Bu nedenle de işte asgari ücrette mesela verginin kaldırılması gibi bir projeyi söyledik. Kayıtsız işçilerin sistemin içerisine alınması ve bundan dolayı hiç kimsenin bir bedel ödememesinden bahsettik. Sık sık söylüyoruz, bir çalışma yaptık, yakın zamanda açıklayacağız. EYT'lilerin problemini çözmek için toplumdaki bir model geliştirdik ve onun üzerine çalışıyoruz. Vesaire. Eğitim meselesini başka bir yerde konumlandırıyoruz mesela. Yani yönlendirmeye dayalı eğitim. Yani hem istihdama destek verecek hem eğitim kalitesini artıracak bir modele önem veriyoruz. Bu işin sosyal tarafı daha fazla. Bunlar çok uzun ama şimdi vaktimiz sınırlı olduğu için detayına inmiyorum. İşin ikinci boyutu da daha liberal olmamız gereken alanların neler olduğu ile alakalı Fatih Bey. Türkiye'de ne yerli ne uluslararası yatırımcının, az önce Kani Bey'in söylediği gibi, mülkiyet emniyetiyle ilgili kafasında bir soru işareti olmadı. Yarın bu devlet parama el koyar mı? Acaba bana bir dava açılır mı diye düşünmediği, herkesin özgürce yatırım yapabildiği, üretim imkanları oluşturabildiği, istihdamı arttırabildiği bir yatırım ortamını sağlamak için de gerekli tüm ekonomik özgürlükleri sağlayacağız. Piyasalara tutarsız bir biçimde sabah akşam müdahale eden devletten, piyasaların kendi mekanizması içerisinde sağlıklı çalışmasını sağlayacak ortamı oluşturan bir devlete, devletin burada regülasyon görevini, denetleme, düzenleme görevini yapacak şekilde yapısallaşmasını sağlayacak bir yapı üzerinde düşünüyoruz. Bir tarafıyla toplumda gelir adaletsizliğini, hani özetlemek gerekirse, yoksulluğu ortadan kaldıracak bir devlet aklı, diğer tarafta toplumda istihdamı arttıracak, üretimi arttıracak, sanayiyi güçlendirecek, tarımı güçlendirecek bir yapı düşünüyoruz. Az önce söyledi, belli planlar yapmadan, ben yaptım oldu kafasıyla
Türkiye'de bir noktaya gitmemiz mümkün değil. Bakın Ordu'dayız. Sabahtan beri ordulu insanları dinliyoruz. Onlardan kanaatlerini alıyoruz Fatih Bey. Bir fındık meselesi var. Bu fındık meselesiyle ilgili yani siyasetin o kadar gündeminin tam böyle ortasındaki hiç kimse mesela işin gerçek tarafını, iktisadi tarafını, meselenin özünü mesela ben çok konuşamadığını anlıyorum. Vatandaştan aldığım tepki bu yönde. Diyorum ki mesela topluma bu Ordu'ya, Giresun'a yani bu bölgede fındık üretimi yapan çiftçiye, vatandaşa uzun vadede fındığın uluslararası piyasalarda fiyatının nasıl belirlenebileceği konusunda, Türk çiftçisinin, Türk üreticisinin buradaki gücünü nasıl arttırabileceği konusunda, markalaşma konusunda, nihai ürünü üretme konusunda bir stratejik çalışma içerisinde olacağız. Yani mesela Ordu'da, Giresun'da mesele fındık, işte Orta Anadolu'ya indiğiniz zaman mesele tahıl, Akdeniz'e indiğiniz zaman işte sebze meyve, onun ithalatı, ihracatı vesaire. Bunların hepsiyle ilgili işte sık sık programlarımıza söylediğimiz bir sözleşmeli tarım. Yani devletin üreticiyi hiçbir şartta mağdur etmediği bir tarım stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Gelecek modeli, ekonomide gelecek modeli ne 2001'deki Türkiye'ye göre kendini ayarlıyor, ne 2008-2009'daki global krizden sonraki Türkiye'ye göre kendini ayarlıyor. Gelecek modeli şu anda yaşamakta olduğumuz sürecin bir iç çöküş olduğunu, bir iç ekonomide bir içten bir çöküş olduğunu ama uluslararası sisteminde çok sağlıklı çalışmadığı varsayımı üzerine kurulu, toplumda dengeleri gözeten ama aynı zamanda üretimi, istihdamı, efendim söyleyeyim tarımsal işte efendim söyleyeyim gücü pekiştiren bir çerçeve içerisinde olacak. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye'de sorunları çözemeyenler var. Türkiye'de bu işi bilmeyenler var. Türkiye'de liyakatsizler, ehliyetsizler, cahiller var. Bunlardan kurtulduğumuz zaman ekonomi hep birlikte göreceğiz. Türkiye potansiyel olan bir ülke. Dün olduğundan çok daha iyi olacak. İnşallah milletimiz bize bu modeli, bu politikaları uygulama şansını verecek. Sayın Rota, yine bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı yoksa başka bir konuyla ilgili mi gidelim? Gelecek modelini Serkan Bey gayet güzel özetledi. Aslında ben de buna hani bir ek yapmak istiyorum. Buradaki en önemli nokta kapsayıcı mı, dışlayıcı mı noktasında. Aslında bu hemen hemen her şeyi açıklıyor. Dışlayıcı olduğun zaman şeffaflıktan uzaklaşıyorsunuz. Hesap verilebilikten uzaklaşıyorsunuz. Arka kapıda bazı işler çevirmeye başlıyorsunuz. Ama kapsayıcı olduğunuz zaman bunlar çok farklı noktaya geliyor. Bir noktayı ekleyeceğim. Ondan sonrasında da sözümü tamamlamak istiyorum. Kurumların yıpranmış, bağımsızlığını, yeteneklerini yitirmiş kurumların tekrar ayağa kaldırılması ilk görevlerimizden bir tanesi olacak. Bu kurumlara gerçekten liyakatli, bu kurumlarda siyasinin ne söylediğini değil, ulusal ve uluslararası çıkarlarımızı önceleyen kişileri koyarak en başta bu kurumların kredibilitesini tekrar, itibarını tekrar ayağa kaldıracağız. Ve bu itibarla yola çıkarak da yatırımcı, uluslararası veya yerli yatırımcı olması değil, tasarrufçu yatırımcı bizim için tektir. İster yabancı pasaportlu olsun, ister Türk pasaportlu olsun, bütün yatırımcıları güvenin altına alacak bir güven ortamını oluşturacağız. Zaten bu çok önemli bir vaat. Ama Serkan Bey'in dediği gibi bu artık 2001'in de 2008'in de modeli değil. Geçmişte onu yapılmıştı, bu yapıldı diye bir şey söylemek bugünün şartlarında gerçekçi olmaz. Bugün gerçekçi olan Türkiye'nin bugünkü şartlarına uygun bir elbiseyle yola çıkmaktır. Peki ekonomik anlamda söyleyeyim, aslında bunu hepsini de yayabiliriz ama küresel güçlerin ülke ekonomisine, Türkiye ekonomisine etkisi nedir? Var mıdır? Varsa ne kadardır? Valla Fatih Bey, şimdi içeride o kadar mihrak var ki yani dışarıya çok böyle dönüp de orada bir mihrak aramaya falan ihtiyaç yok. Türkiye'nin en büyük düşmanı cehalettir. Türkiye'nin en büyük düşmanı kötü yönetimdir. Yani hiçbir ekonomi literatüründe, kitabında, dünya örneğinde görülmemiş politikaları uygulayıp bugün dediğinizden yarın vazgeçip, sabah akşam piyasalara müdahale edip, hukuku, adaleti çiğneyip, bir ülkenin ekonomisinde yol almanız mümkün değil.
Yani sizin dış mihrak, yani şu anda hükümetin bir dış mihraka ihtiyacı yok. O kadar kötü bir yönetim var ki dış mihrakların işi çok kolay. Yani varsa bir dış mihrak, onlara düşen bir görev bir kalmıyor. Her şeyi içeride hallediyoruz. Şimdi bu şeyden vazgeçmek lazım. Şunu bir anlamak lazım. Önemli olan sizin ülkeyi nasıl yönettiğinizdir. Önemli olan, az önce o vücut örneğini vermiştim. Ülkenin bağışıklık sistemini nasıl güçlendirdiğinizdir. Önemli olan sağlıklı bir ekonomik yapıdır. Önemli olan güçlü bir üretimdir. Önemli olan markalaşmadır, az önce fındık örneğinde verdiğim gibi. Önemli olan dünyada, bölgesinde sözü geçen itibarlı kurumları, kuralları işletebilmek, ortaya koymaktır. Siz bunları yapmayacaksınız. Son bir senede bütçeyi 50 milyar lira daha fazla açığa götüreceksiniz. Faize karşıyım deyip 30 milyar lira daha fazla faiz harcayacaksınız. Gelişmiş ülkelerin 30 katı, bize benzeyen ülkelerin 3 katı enflasyon yaratacaksınız. Sonra bizim sorumuz dış mihrak diyeceksiniz. Türkiye'nin dış mihrak, yani hiç dış mihraklara iş bırakmayacak kadar kötü yönetiyorlar. O nedenle bu tartışmaları biz anlamsız, affınıza sığınarak, bütün izleyenlerin affına sığınarak söylüyorum, kahve muhabbeti düzeyinde görüyoruz. Peki, ben şimdi yavaş yavaş vaktimizin de sonuna geliyoruz ama Ordulu, bugün herhalde Ordu'yu gezdiniz. Biraz öyle, değil mi? Peki Ordulu, yani ne kadar görüşmeler yaptınız bilmiyorum ama Gelecek Partisi nasıl bakıyor? Bununla ilgili bir intiba alabildiniz mi? Yine sizden başlayalım Sayın Torun. Bence şunu söyleyelim. Sadece Ordu'da değil ya da sadece Doğu Karadeniz'de değil, Türkiye'nin her yerinde hükümetin bu kötü yönetimi konusunda ciddi anlamda şikayetler var ve bu gitgide artıyor. AK Parti'nin kendi tabanında bile bu konuda ciddi şikayetlerin olduğunu birebir konuştuğumuzda, hatta açık söyleyeyim, AK Parti milletvekillerinden bile alıyoruz biz bunu, bu eleştirileri. Dolayısıyla artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani son iki yıldır ekonominin bu kadar kötü yönetilmesi, siyasette dışlayıcı, ötekileştirici ve bütün muhalefeti düşman gören bir politik anlayış, iç barışı tehdit eden şekilde yürütülen bir politik anlayış artık sınırlarına gelmiştir ve halkımız yavaş yavaş bu politikanın sonuçlarını bizzat yaşayarak gördüğü için, bugün şunu söyleyeyim, fındığa belki hani verilen fiyat çok iyi olabilir, çok önemli değil. O fındığını sattıktan sonra vatandaşımız çocuğu okula başlayınca, alışverişe çıktığında, bir önceki yılda yaptığı alışverişin göre ne kadar fazla para ödediğini gördüğünde, o zaman anlayacak. Yani Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini, cebinizdeki paranın her gün eksildiğini göre göre bir şekilde insanlar şu ya da bu şekilde iktidara bağımlı olsalar bile, özellikle Serkan Bey'in dediği gibi sosyal yardımlarla belli bir kesimi kendilerine bağladılar, ama bu artık sınırlarına geldi. Bunu sürdürecek, finansal olarak sürdürecek kaynakları tükendi. Görüyorsunuz, ekonomi artık sınırına dayandı. Yani Türkiye doğal kaynakları olan, petrolü olan, gazı olan bir ülke değil. Türkiye tamamen insan kaynakları ve ticaretiyle ekonomisini ayakta tutuyor. Siz bu kadar kötü yönetirseniz dağıtacak paranız yok artık. Bitirdiler. Dağıtacak para kalmadı. Petrolden, gazdan da para gelmiyor bize. Dolayısıyla sınırlarına gelmiş durumda ve vatandaş yavaş yavaş bunun farkına varıyor. Farkına vardıkça da bunu gerçek anlamda, bu kötü yönetimi dillendiren, adresi başka yerlerde aramayan, doğrudan adresi gösteren, yani Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki sorunun kökeninin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve doğrudan Cumhurbaşkanı olduğunu cesaretle söyleyen Gelecek Partisi'ne doğru bir, bu anlamda teveccüh olduğunu sahada biz görüyoruz. İnşallah bu yavaş yavaş arazide yani bütün bu medya ambargosuna rağmen mesajımızı ilettikçe bu teveccühün de arttığını günden güne hissediyoruz.
Peki siz ne gördünüz yine orduda ya da ordular size? Evet. Tabii benim de orduya ilk gelişim çok ağırlıklı fındık konuşuldu. Hı-hı. Ama şunu gördük, yani hakikaten çok özellikli bir ürün. Bu özellikli ürünü her sene taban fiyat tartışmalarına kitlemenin ne kadar yanlış olduğunu bir günde hissettik. Aslında ürünün nasıl doğru değerlendirebileceği, ürünün dünyada nasıl pazarlanacağı, ürünün dünyada nasıl daha farklı kullanım çeşitleri olabileceği yönünde kafa patlatması gereken hükümetin büyük ihtimalle tamam fiyatı açıklayalım işte burada ne kadar oy potansiyelimizi tutabiliriz gibi bir kısa döngünün içinde döndüğünü, satıcının da üreticinin de bunu beklerken aslında alıcının da fiyat oynaklığı konusunda endişesi olan, aslında kimsenin de mutlu olmadığı bir piyasa olduğunu ben hissettim. Bu kadar değerli bir ürün, katma değerli bir ürün ve muhtemelen de Türkiye'nin aslında yerli kaynaklarla en çok dövizi elde ettiği bir üründen bahsediyoruz. Sanayi ürünleriyle bile karşılaştırıldığında bu ürünün çok daha üst seviyede tartışılması lazım. Zannediyorum bunu taban fiyatına odaklayarak bu tartışmalara büyük fırsatlar kaçıyor diye ben benim ilk algım bu oldu açıkçası orduda. Sayın Özcan, ne sizden? Ben çok son söz olarak da söyleyeyim Fatih Bey. Bugün orduda da aynı resmi gördüm, hissettim. Arkadaşlarımızla konuştuk burada. Ama şu anda Gelecek Partisi'nin yönetim kurulu üyeleri, kurucular kurulu üyeleri, parti başkanlık kurulu, politika izleme kurulu, bunların hepsi sahadalar. Anadolu'yu geziyorlar. Ve her birinden bir şeyler duyuyoruz. Bugün orduda duyduklarım da buna benzer. O yüzden genel olarak ben şeyi söyleyeyim size. Millet hali hazırda gidişatın ne kadar kötü olduğuna artık geçtiğimiz yıldan veya yıllardan çok daha net bir biçimde hakim. Ekonominin illüzyonla yönetilemediğini görüyor. Millet işsiz. Millet düne göre daha yoksul. Herkes makul, inandırıcı, samimi bir siyasi söylem arıyor. Ben hem Sayın Genel Başkanımızın hem partideki diğer arkadaşlarımızın bir vatanseverlik yaparak bu kadar zor bir konjonktürde ve dönemde toplumun bu beklentilerini karşılayacak bir programla ve bir kadroyla ortaya çıkmış olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Milletten de buna yönelik bir teveccüh aldığımızı ben buradan açıkça söyleyeyim. İnşallah seçim satım haline girdiğimizde bunun millette nasıl karşılık bulduğunu çok daha yakından anlama görme fırsatımız olacak. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine son söylemek istediğim şeyler varsa yine söz hakkı verebilirim. Çünkü bitiği kapatacağım onun için. Evet. Varsa yine beni alabiliriz. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Gelecek Partisi insan onurunu önceleyen bir programla yola çıktı. 6 ay geçti bu yolculuk. Şu anda teşkilatlanma aşamasında sahada aldığımız geri bildirimler gerçekten vatandaşın yeni bir siyaset arayışında olduğunu gösteriyor. Ben bütün vatandaşlarıma buradan şu mesajı vermek istiyorum. Gelecek Partisi Türkiye'nin sorunlarını çözecek kadrolara sahiptir, lidere sahiptir. Yeter ki vatandaşımız bize sahip çıksın. İnşallah yakında bu değişimi bizzat vatandaş kendi gözüyle görecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olasınız. Sayın Rota, yine sizden de sorun. Teşekkür ederim. Biz de ekonomi ekibi olarak aslında ilk ziyaretimizi Ordu'ya yaptık. Ordu bize ev sahipliği yaptı. Sizler de ev sahipliği yaptınız. Bu bizim için de unutamayacağımız bir gün ve anı oldu. İnşallah daha iyi günlerde bu ilk ziyaretimizi de çok güzel hatırlayacağız. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz. Yine varsa sizin çok çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Nezaketiniz için, davetiniz için, bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun, var olun. Görevimiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, gündem programıyla ve Gelecek Partisi'nin kadrolarıyla programdaydık. Yine birlikte olacağız. Yine birçok şeyi konuşacağız. Ülke üzerine, ordu üzerine tekrar görüşmek üzere.